İyi günler Medyascope TV izleyenleri. Tribün Cinsiyetçiliği başlıklı özel yayınımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta sonu Kadir Has Üniversitesi'nde bir sempozyum düzenlendi. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'nin organize ettiği Futbolda Cinsel Şiddet ve Cinsel Ayrımcılık Sempozyumu gerçekleşti. O sempozyumdan yola çıkarak böyle bir yayın yapmaya karar verdik. Sempozyumda konuşan Itır Hanım ve Mert Bey'le beraberiz. Mert Bey'le geçen hafta da beraberdik. Onlar düzenli yayınlar yapmayı planlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar ikinizde. Itır Hanım, sizden biraz kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz öncelikle. Şunu sorarak kendinizi tanıtmanızı rica edeyim. Kadın taraftarlar ve tribünle ilgilenmeye ne zaman başladınız? Bir çalışma alanı olarak bunu ne zaman belirlediniz? Evet, yani ben tabii akademisyenim. Hani belki başına onu söyleyebiliriz. Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bir yandan da aktif olarak da sporcuyum. Uzun mesafe koşucuyum. Yani çok kendimi bildiğim yaştan beri de futbol taraftarıyım. O da tabii ailenin içindeki Beşiktaş geleneğinden oldu. Yani bütün aile maça giderken beni de götürüyorlardı işte 7-8 yaşına itibaren. Hem hani evde hem de stadyumda futbolu takip ettim. O dönemler hiç farkında değildim. Yani maça gidiyorum, işte bir erkek kardeşim var, ben varım. Ondan sonra bazen amcalarım, kuzenlerim, babam hep beraber gidiyoruz. Ben de onlar ne yapıyorsa aynısını yapıyorum. Böyle 20'li yaşlara geldiğimde katıldığım tezahüratları ve küfürleri fark edip bir kadın olarak ne kadar enteresan şeyler söylüyorum, bunları neden söylüyorum diye bir farkındalığa vardım. Yani neden ben burada tribünde ondan sonra bu kadar cinsiyetçi, homofobik bir takım tezahüratlara katılıyorum. O noktada yani o merak ve farkındalık anıyla beraber akademisyen de olmaya hazırlandığım için hani futbolu akademik bir alan olarak çalışmaya başladım. Sempozyumdaki sunum başlığınız tribünlerde hegemonik erkekliği aramakta. Bu da yine anlattığınız, yaşadığınız geçmişinizdeki izden yola çıkarak. Evet evet, yani orada neden diğer kadınlar ve ben hegemonik erkeklik söyleminin yeniden üretilmesine katkı yapıyoruz. Yani bu soruyu sorarak başladım. O anda böyle formüle edemedim tabii. Hani bu noktaya daha sonra geldim ama hani neden biz kadınlar olarak aynı küfürlere katılıyoruz? Hatta kadın olarak yapamayacağımız bir takım aktivitelerden bahsediyoruz. Hani bunu merak ederek aslında başladım. Ve işte o zaman tabii hegemonik erkeklik kavramını da bilmiyorum, erkeklik çalışmaları konusunda hiçbir fikrim yok. Biraz cinsiyetçilik üzerine çalışmaya başlamışım. Yavaş yavaş işte cinsiyetçilik nedir, nasıl oluşur, sonra erkeklik, erkeklik çalışmaları, hegemonik erkeklik. Onun üzerinden benim de akademik çalışmalar şekillenmeye başladı. Evet. Peki tribünde cinsiyetçilik nedir? Nasıl oluşuyor bu cinsiyetçilik? Ya tribünde cinsiyetçilik tabii futbolu düşünüyoruz hani şu noktada ve Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde düşünüyoruz. Baktığınızda stadyum hala çok erkek bir alan. Yani mekanların da cinsiyeti oluyor maalesef. Futbolda hala erkek olarak algılanan ve erkekliğin ve daha çok da bir tür erkekliğin işte bu hegemonik erkeklik dediğimiz hani baskın erkekliğin yeniden üretildiği bir mekan. Burada ne oluyor? Tabii kadın taraftar olarak dışlanıyor. Ondan sonra farklı erkeklikler, belki birazdan onu da konuşuruz, onlar dışlanıyor. Bütün küfürler, hakaretler, işte karşı tarafı kim olarak görüyorsak, ona edilen bütün küfürler ve hakaretler kadınsılığı üzerinden olmaya başlanıyor ya da erkekliğini sorgulayarak olmaya başlanıyor. Tabii izleyicilerin çok büyük bir kısmını erkekler oluşturuyor. İşte yöneticilerin tamamı erkek oluyor. Ondan sonra futbol basınında çok güçlü bir erkek egemenliği oluyor. Bayağı hani bir spor branşı olarak erkek alanı olmaya başlıyor. Bir spor, futbol gibi. Ve kadının neredeyse tamamen dışında bırakıldığı bir alan oluyor. Yani cinsiyetçilik bu şekilde yeniden üretiliyor. Aslında biraz cevabını almış gibi oldum ama stadyumlarda veya salonlarda bu cinsiyetçi yaklaşım, cinsiyetçi söylem orada mı var oluyor yoksa dışarıdaki cinsiyetçi yaklaşım, yani dışarıda cinsiyetçi olan kişi cinsiyetçiliğini oraya mı taşıyor yoksa? Çok güzel soru. Yani çünkü mesela taraftarlarla konuştuğumda bazen hani sen cinsiyetçi misin? Mesela cinsiyetçilik üzerine konuşuyoruz. Yo diyor, ben cinsiyetçi falan değilim. Mesela neden böyle bir küfrettin?
hiç düşünmedim diyor. Yani bunun cinsiyetçi olduğunu düşünmedim. İşte futbol böyle bir spor ve burada da söylenmesi gereken bu. Mesela böyle insanlar var. Evet, belki stadyumun dışında kadın erkek ayrımcılığı yapmıyor. Ama içeri girdiği anda işte o ortamın gerekliliklerini yerine getirmek için, bazen dışlanmamak için. Yani düşünün ki mesela herkes bir anda ayağa kalkıyor, İstiklal Marşı söylüyor. Siz böyle oturuyorsunuz, ne oluyor? Herkes dönüyor bir size bakıyor. Hala kalkmıyorsanız işte biraz itilip kakılmaya başlanıyorsunuz günün sonunda. Şimdi orada da öyle. Yani siz o ortama uymak için küfür de ediyorsunuz. Çünkü etmediğiniz zaman, oturduğunuz zaman ya da bir anda sustuğunuzda bir tepki alıyorsunuz. Yani gerçekte hayatta cinsiyetçi olmayan biri o ortama uymak için cinsiyetçi bir takım küfürlere katılabiliyor. Bazen bunu da görüyoruz. Tabii zaten cinsiyetçi olup orada da bunu böyle keyifle yeniden üreten insanlar da var. Ama her küfreden hayatında da kadın erkek ayrımına inanıyor falan diye bir şey söylemek zor aslında. Bu konuyu daha derinlemesine inmeden önce belki stadyumda, tribünlerde cinsiyetçilik demek ne demek aslında? Cinsiyetçi, ne yapınca cinsiyetçi olmuş oluyor insanlar? Belki belki bilmiyor değil mi belki cinsiyetçi olduğunu? Belki cinsiyetçi oluyor ve şu an bizi izliyor. Belki ama veya yakınında başka birisi cinsiyetçi davranıyor ama onun cinsiyetçi bir davranış sergilediğinin farkında değil. Evet. Sizden örneğini isteyeceğim ama Rece'deki arkadaşlarımdan da bir şişme manken olayı vardı geçmişte. Onu görüntüye getirmelerini rica edeceğim. Sizden de örnekler alabilirim o arada. Tabii tabii. Yani mesela bu örnek hepimizin çok tepki verdiği örneklerden bir tanesiydi. Bir Japon bayrağı örneği vardı hatırlarsanız. Yani evet, onların hepsi hani çok grafik olarak cinsiyetçiliği üreten görseller ve simgelerdi. Ama burada ne ararsanız var aslında. Burada hepsi var. Yani burada yani şiddet tecavüz, var, tecavüz var. Hani tecavüzün yüceltilmesi var falan, onların hepsi var. Ama yani cinsiyetçilik illa bu kadar şiddeti de yücelten bir hal almak zorunda değil. Şimdi eğer siz kendi erkekliğinizi yeniden üretmek için ve kendinizin ne kadar erkek olduğunu göstermek için kadınları ve diğer erkeklikleri aşağılıyorsanız sürekli ve bunların üzerinden küfürler ediyorsunuz, bu cinsiyetçi bir tutumdur. Yani mesela diyorsanız ki hani karı gibi oynama bile deseniz, o cinsiyetçiliktir. Neden? Çünkü karı gibi oynamak erkek gibi oynamaya göre daha aşağı görülen bir şeydir. Ve siz hadi karı gibi oynama hani diyorsanız en kibarından, orada cinsiyetçi bir aslında söylemde bulunmuş oluyorsunuz. Ya da mesela eşcinsel erkekliği aşağıladığınız noktada da yine aynı şeyi yapmış oluyorsunuz. Yani küfretmeyi tamamen eşcinsel erkeklik ve eşcinsel erkekliğin işte cinsel aktiviteleri üzerinden yapıyorsanız, mesela burada da yine çok cinsiyetçi bir tavır sergilemiş oluyorsunuz. Yani konuyla hiç alakası olmayan bir şeyi oraya getirip hani kendi erkekliğinizi karşı tarafı aşağılayarak, küçük düşürerek üretiyorsanız orada cinsiyetçi bir tutum söz konusu tabii. En bilinenlerinden biri olarak, hatta ceza aldığı için akıllarda kalacağını düşündüğüm için şöyle bir örnek vereceğim. Aslında çok tribünde sayılmaz ama eski Trabzonspor başkanının bir maç sonu yaptığı açıklama vardı. Ya erkek gibi yaşayacağız ya da öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız diyordu. Yani tribünde değil ama cinsiyetçiliğin ağababası diyebiliriz yani. Evet evet, yani tribünde değil ama işte futbol söyleminin içinde. Neden? Çünkü sanırım düşünüyor ki beni dinleyen insanların çok büyük bir kısmı futbol taraftarı ve bunların hoşuna gidecek bir şey söylüyorum ben. Sanırım öyle hissediyor. Yoksa söylemez değil mi? Hani çok tepki alacağını, bunun üzerine hani dışlanacağını bilse mesela, sizce böyle bir laf eder miydi? Ben emin değilim. Ya yani kendi kitlesinin bundan hoşlanacağını düşünüyor olmalı ki söylüyor. Yani hiçbirimiz hani insanlar benden nefret etsin, beni dışlasın diye bir şey söylemeyiz. Yani çok tepki alacağını düşünmedi bence. Amacı ne olursa olsun ama tribünleri yan yana koyduğumuzda, bu tip davranışları yan yana koyduğumuzda o jargonun tribünlerde yer etmeye başladığını görmek çok mümkün. Tabii. Yani tribünü bırakın, mesela maç izlenen her yerde. Ben mesela son yıllarda çarşının içinde çok maç izliyorum. Mesela orada da yani sonunda tribün değil işte. Orada bir kafede, barda insanlar oturup maç izliyorlar. Böyle gayet güzel sohbet ediyorsunuz, futbol üzerine güzel güzel konuşuyorsunuz. Bir anda mesela gol yeniyor. Ya da işte hoşa gitmeyen bir davranış olduğu anda gene aynı küfürler başlıyor mesela. Yani tribünde olmanıza da gerek yok. Hani maç izlenen bir yerde olmanız ya da stadyumun dışından geçiyor olmanız falan da yeterli aslında maruz kalmak için.
bir dönem ceza olarak, kulüplere ceza olarak uygulanan sadece kadınların ve çocukların futbol maçını izlemesi. Evet, 3 sezon üst üste tabii. Asıl soruma gelmeden önce tamamen bu cezaya, ceza olarak baktığımızda federasyonun kararını cinsiyetçi bir karar olarak nitelendirmek mümkün mü sizce? Ya ben kesinlikle öyle gördüm. Görmeyenler vardı ama ben kendi durduğum noktadan neden gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi eğer kadınla erkeğin doğaları gereği farklı olduğunu düşünüyorsak, mesela bu zaten cinsiyetçi bir tutumdu. Neden? Ne yapıyorsunuz? Bütün erkekleri bir kefeye koyuyorsunuz. Öbür tarafta da bütün kadınları bir kefeye. Mesela inanıyorsunuz ki kadınlar doğaları gereği işte kibardır, sakindir, şiddete karşıdır. Erkekler de doğaları gereği, yani sırf erkek oldukları için işte şiddet taraftardır, saldırgandır, öfkelidir. Şimdi böyle bir ayrımla kafanızın içinde bile olsa başladığınız her şey bence ayrımcıdır, cinsiyetçidir. Şimdi o kararın arkasında ne vardı? Erkekler geliyorlar, işte küfrediyorlar. Koltukları söküp fırlatıyorlar. Ondan sonra tuvaletlerde aynaları kırıyorlar. Ve ceza alınıyor. Eğer erkekleri stadyuma almazsak bütün bunlar biter. Zaten doğaları gereği kibar zarif olan kadınlar oraya gelir otururlarsa hani futbol kültürü değişir. Şimdi bu başından cinsiyetçi, neden? Hayatında hiç küfretmemiş, hiçbir saldırgan davranışa girmemiş bir erkek olduğunuzu düşünün. Sırf erkek olduğunuz için, yani bir cinse mensup olduğunuz için stadyumun dışındasınız. Hayatı boyu küfredip sahaya ayakkabı fırlatmış bir kadın olarak mesela içeridesiniz. Neden? Çünkü kadınsınız. Bütün kadınlar iyidir gibi bir ön kabulden dolayı siz orada gayet güzel oturuyorsunuz. Gene ayakkabı fırlatmaya, küfretmeye devam ediyorsunuz. Hayatında küfretmemiş bir erkek dışarıda. Şimdi böyle baktığınızda çok cinsiyetçi ve ayrımcı bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Peki şu enteresan geldi bana. Ceza verildiği zaman kadınlar en az erkekler kadar küfrettiler maçlarda. Ve hatta Beşiktaş yine kadınların küfürlü tezahüratında yine ceza aldı. Yine ceza aldı. 60 bin bayağı. Yani mesela şimdi başta dediniz ki işte bir erkeklik var tribünde ve taklit ediliyor, uyum sağlanıyor. Peki kadınlar etrafta erkek yokken neden erkeklerin cinsiyetçi küfürlerini söylüyorlar stadyumlarda? Erkek olmasına gerek yok. Çünkü o mekana ait olmak istiyorsun. Şimdi düşünün ki futbol taraftarından beklenen bir davranış var. Kabul gören. Nedir o futbol taraftarından beklenen davranış? İşte belli tezahüratları bilsin. Offside olduğunda golle karıştırmasın falan. Yani bunları yapabildiğinizi göstermeniz lazım. Ve işte zaten tribünün hani böyle en çok söylenen tezahüratlarına, küfürlerine katılması lazım. Buna katılmazsanız ne olur? Sizin taraftarlığınız sorgulanıyor. Şimdi kadın olarak girdiğinizde de etrafta hiç erkek yok ama insanlar sana soracak. Ya da dışarıda pek çoğunun, ben görüşmeler yaptığımda fark ettim. Pek çoğunun babası, kocası, sevgisi dışarıda bekliyordu. Yani orada onları getirmişler ve alacaklar. Ve hani diyecek, yani sen ne yaptın içeride, hani böyle kuzu kuzu oturduk böyle olmayacak. Yani o da kadın da gerçek bir taraftar olduğunu göstermek için, kendinden bekleneni yerine getirmek için erkekler ne yapıyorsa, yani o standarda belirliyor çünkü, onu yapmak zorunda hissediyor kendini. Şey de ilginç geldi bana, mesela muhafazakar kapalı kadınlarda el hareketleri çekiyorlar. Mesela bu aslında dış, başka bir yerde yapmayacağı bir şey yapıyor ve gerçekten kendini ahlak üzerine, İslam ahlakı üzerine tanımlayan insanlar bunlar. Ama onlar da daha da öteki dediğim gibi el hareketleri de çekiyorlar. Tabii, bu anlamda o zaman aslında erkekliğin cinsiyeti veya sosyal sınıfı yok mu? Kesinlikle yok. Yani sonunda kendini muhafazakar olarak tanımlayan bir erkek de yapıyor. Yani ya da ben belli kodlarla yaşarım, işte kimseye hakaret etmem, küfretmem, ayrımcılık yapmam. Mesela dışarıda görüşüyorsunuz, diyor ki ben ayrımcı biri değilim. İçeri girdiği anda bu ayrımcılık değil ki diyor, yani bu tribünün gerekliliği diyor. Aslında çok az insan evet ben ayrımcıyım diye kabul ediyor zaten. Ben ırkçıyım, cinsiyetçiyim, homofobiyim. Ha, homofobiyi daha çok kabul ediyorlar. Hani o biraz daha kolay kabul ediyor ama ayrımcı olduğunu çoğu insan kabul etmiyor. Yani o, eğer o mekan hegemonik erkekliğin kontrolü altındaysa, biz ona uymak için kadın da olsak, erkek de olsak, hangi sınıftan gelirsek gelelim, aynı davranışın içine maalesef giriyoruz. Yani o baskıyı hissediyoruz en azından. Girmediğimizde de ne oluyor? Baskı hissediyorsunuz. Yani ben mesela tezahüratlara katılıyorum. Ondan sonra küfürlü ya da homofobik bir şey başladı. Oturuyorum. Ne oluyor? Böyle bakıyorlar. Hani sen de işte oraya kadarmış taraftarlığın. O bakışı yiyorsunuz. Şimdi herkes bundan mutlu olmuyor tabii. Mert Bey'in sorusuyla paralellik gösteren bir fotoğrafımız vardı. Galatasaraylı bir kadın taraftar, el hareketi yapan bir kadın taraftar vardı.
Şimdi ekrana gelecektir. Evet, evet. Bunu ekranın... çok iyi hatırlıyorum, evet. Evet. Yani, Mert Bey'in dediği gibi dışarıda yani şu görüntüden muhafazakar olduğunu anlıyoruz. Ama evet, o el hareketini yapmasının sebebi tribünde erkek gibi davranmak zorunda olduğunu, yani tribündeki erkek gibi davranmak zorunda olduğunu hissettiği için mi? Yoksa aslında o muhafazakarlık bizim bildiğimiz olandan değil mi acaba? Yani inanın küfürün muhafazakarı işte liberali, solcusu, sağcısı olmaz bence. Küfürün ya da el hareketinin. Yani bu hani bence ideolojiler, dinler falan ötesi bir şey. Yani orada küfretmek içinizden geliyor ya da bunun uygun olduğunu, hoş olduğunu düşünüyorsunuz ya da bundan defalarca görmüşsünüz. Yani şimdi oradaki taraftarın sürekli maça gidiyor olmasına gerek yok. Televizyondan izlediğinde de oradaki davranışın bu olduğunu görüyor. Mesela o el hareketinin gayet bu kültürde kabul edilen, hatta bravo denen bir şey olduğunu farkında. Ve o da ona katılıyor. Yani mesela şurada bunu yapmamız hoş karşılanmayacağı için yapmıyoruz, değil mi? Ama orada yaptığımızda hiç de kötü görülmüyor. Ve biz hatta bravo deniyor, aferin, iyi taraftar bu, harbi taraftar, böyle sırtın sıvazlanıyor. İşte o da bizden deniyor mesela. Siz de bizden olmak istiyorsunuz. Yani hiçbir yerde dışlanmak istemiyoruz. Oradaki genel hal ve tavır neyse onun parçası olmak istiyoruz. Muhafazakar olalım, olmayalım, kadın olalım, olmayalım, işte beyaz yakalı olalım, mavi yakalı olalım. Hiç mesela sınıfsal olarak da bir fark gözetmez. Siz de biliyorsunuz yani hangi sınıftan olduğunuza da hiç bakmaz. Hani beyaz yakalılar daha az küfrediyor ya da daha az hareket yapıyor, öbürleri daha fazla diye bir şey de yok aslında. Tribünlerde alışılagelen başka bir kadın profili var. Genelde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonlarında reklam kampanyası gibi kullanılır. O bakış açısıyla söylediğinde işte açık seçik giyinen, dikkat çok çekici, makyaj yapar. Çok makyaj yapan. Bazen üstün çıkarır falan. Evet. Böyle. Bir takım reklam kampanyası olarak kadınlar kullanılır. Bununla paralellik aslında hiçbir bağlantı olmamasına rağmen bir fotoğrafımız var. Fenerbahçe Stadyumu'nda bir hanımefendi bacak şov yaptığı söyleniyor. Benim o fotoğrafı aldığım internet sitesi bu hanımefendinin bacak şov yaptığını söylüyor. Evet, onun bacak şov olduğunu söylüyor. Evet. Bana daha çok böyle uzak doğu sporları ile ilgili bir şey gibi geliyor. Mesela bana sorsanız hani uzak doğu sporları yapıyor herhalde diye düşünürüm. Bayağı esnek. İlk kurduğum bağlam farklı bir şey. Evet. Tribünde gördüğümüz işte dikkat çekici kadınlar tabii, başka biliyorum. Bir şey. Evet. Bizim tribünümüzde gördüğümüz işte bacak şov yaptığı iddia edilen kadın başka bir şey. Evet. Şimdi evet. Bu kadına bunu yaptıran şey aslında nedir? Hani erkek gibi, yani tribündeki erkek gibi davranmak çabası neden? Neden? Çünkü o, şimdi bakın toplumda da şimdi burada işte bir kadın iki erkeğiz, tamam mı? Benim mesela, ben buraya pantolon ve gömlekle geldim. Siz bunu yadırgadınız mı? Hayır. Hayır. Yani böyle düğmeli bir gömlekle gelsem yadırgar mıydınız? Hayır. Peki siz etekle gelseydiniz ne olurdu? Değil mi? Yani izleyici de bakardı. Ben de ya ne oldu bugün, niye etekle geldiniz derdim. Neden? Çünkü erkeklik daha üstte bir şey olarak konumlandığı için hani kadının tırnak içinde erkek gibi olmasında hiçbir sorun yoktur. Hatta bu aferin, bravo, güçlü kadın, ondan sonra bak sert kadın, güçlü kadın. Ama erkeğin kadınlığa dair hani kadınlık alanına giren herhangi bir şeyi yapması, söylemesi onun güç kaybetmesi, değersizleşmesidir. O yüzden zaten yani tribün dışında da kadının üzerinde sürekli bir ideal olan, daha yukarıda olan erkek gibi olma çabası vardır. Mesela şeyi anlatayım size. Meclise giren ilk kadınlar, onların fotoğraflarını aradım ben. Buldum, bir baktım hepsi gömlek kravatlı. Yani orada erkek bir mekana giriyor. Ne yapacak? Ha, kendisinin de yeteri kadar oraya ait olduğunu göstermek için nasıl yaparım bunu diyor. Beyaz yakalı gömlek giyerim, işte bir kravat takarım, saçımı keserim, erkek gibi olurum ki beni ciddiye alsınlar. Şimdi burada da aynı şey var. Yani o erkek egemen mekana girdiğinizde zaten toplum erkekliği bu kadar yücelttiği için sizin de buraya çıkmak için mutlaka erkek gibi bir davranışa girmeniz bekleniyor. Dediklerinizle benzerlik kurabildiğimi fark ettim şu konuda. En rahatsız olduğum jargonlardan biri adam gibi adam olmak. Gibi, değil mi? Adam evet, olmak evet, jargonu. Ama şu an günümüzde özellikle sosyal medyanın etkisiyle baktığımızda erkekler kadar, belki erkeklerden daha fazla bu jargonu kullananların kadınlar olduğunu, tabii, işte tabii. Eski sevgilisine
adam değildir diyen. O işte, adam değil. O tabii, adam tabii. değil. İşte ben böyle bir adam olsun istiyorum. Derdim. Adam dediğim böyledir tabii. jargonları günden güne ortaya çıkıyor. Ve kadınlar adam mı olmak istiyor? Onların deyişiyle soruyorum. Tabii tabii. Yok, çok haklısınız. Yani bu hegemonik erkekliği ya da erkekliğin bu şekilde konumlanması yalnızca erkekler üretmiyor. Yani kadınların da buna katkısı var. Kadınlar tamamen buna karşı olsa zaten hani bu kadar uzun süre bu kadar yaygın olarak üretilmezdi. Ne oluyor? İşte o söylediğinizde aynı şekilde yani adam gibi mesela bundan bir rahatsızlık da duymuyor çoğu insan. Bir bira firması biliyorsunuz kullandı. Ben onu gördüğüm anda aman Allah'ım ben bir daha birayı içmem dedim. Neden? Çünkü adam gibi bira diyor ve adam gibi birayı niye diyor biliyor musunuz? Şeker olmadığı için içinde. Yani orada başka bir şey üzerinden de cinsiyetçilik var. Hani kadınlar tatlı şeyleri sever. İşte erkekler sert içki sever. Eğer içinde şeker yoksa bu erkek gibidir diye. Mesela bunu başka bir ülkede kullanamadı. Yani adam gibi sloganı kullanılan tek ülke bu biranın satıldığı Türkiye'ydi. Çünkü neden? Şimdi bunu Hollanda'da kullansanız o kadar tepki alırsınız ki hani bu sizin marka değerinizi arttırmak yerine sizi bayağı düşürecek. Bu kabul görüyor yani kadınlar da bunu bundan bir rahatsızlık duymuyor. Erkekler de zaten işte adam gibi bira ne güzel içiyoruz abi diyor. Ve böylece devam ediyor. Buna ne zaman gerektiği kadar tepki gösteririz ya da biranın satışları bu yüzden düşer. Ha o zaman artık ajans mesela böyle bir sloganla geldiğinde ya bunu yapmayalım tepki alır demeye başlarlar. Ama bu kabul edildi. Bira satışlarında hiçbir sorun olmadı. Devam ediyor. Seneye gene başka bir firma gene aynı söylemi kullanabilir. Dün biz bu yayının tanıtımını duyurduğumuzda Twitter'dan bir beyefendi oldukça çirkin bir jargonla hepimize mentionlayarak futbol evet. erkek işi fazla kasmaya gerek yok yani. Bu yayını, bize dedi değil mi? Burada? Evet, evet bu yayını yapmaya bile lüzum evet. duymadı kendisi çünkü kararını çoktan vermiş. Ben burada biraz şey yapacağım, şeytan avukatlığını yapacağım. Tabii tabii buyurun. Beyefendinin haklı olduğunu varsayalım diyorum. Hı hı. Futbol bir erkek oyunu olsun. Tribünlerde de erkekler olsun. Tamam. Yöneticiler de erkek olsun. Hep evet. öyle olsun. Ve onu bir tarafa koyduktan sonra başka sporlara ve kadınların içinde olduğu başka sporlara baktığımızda, hı hı. mesela kadın basketboluna baktığımızda son iki haftadır bunlarla ilgili zaten göz önünde hı hı. olan haberler var. İşte kadın basketbol maçında bir başkan diğer başkanı tokatladı. Hı hı. Dün final serisinin son maçı evet, vardı. Evet. Maç hareketlenmeye başlandıkça tribünlerdeki erkekler de hareketlenmeye başlayıp birbirlerine şiddet davranışları göstermeye evet, başladılar. Evet. Beyefendi haklıydı dedik. İşte futbol erkek oyunuydu. O yüzden kasmaya gerek yoktu. Evet. Peki kadınların oynadığı bir mücadelede ve futbol olmayan bir mücadelede yine cinsiyetçi davranışlar veya cinsiyetçi değilse bile şiddet barındıran davranışlar ortaya sergilendi. Evet yani. Ne olacak peki? Yani sporla şiddetin aslında bir arada olması rahatsız edici. Yani hiçbir şekilde hani olmasını istemediğimiz bir şey ve kadın da olsak erkek de olsak ya da şiddetin bir cinse ait olduğunu düşünülmesi de bence sorunlu. Yani şiddet hani erkek şiddettir, kadın işte zariftir, naziktir. Ondan sonra erkek küfürdür, kadın işte güzel sözlerdir, kadın çiçektir söylemi aslında o. Yani buna da şaşırmamamız lazım. Sonunda hani kadınlar arasında oynanan bir maçta kadınlar da şiddet üretebilir. Erkekler de üretebilir. Mesela bu aynı sorunu engelliler arasındaki maçlarda da görüyoruz. Evet. Mesela engelli basketinde bir kavga çıktığında işte engelliler bile. Neden? Çünkü kadınları ve çocukların yanına engelleri de koyuyoruz. Onlar iyi insanlardır, naiftir. Onlardan şiddet beklenmez. Aa niye işte birbirlerini dövdüler? O da çünkü maçı kazanmak istiyor yani. Eğer mesela bunun yolu işte bazen öfkelenip ondan sonra basket deyince diğerinin sandalyesine bir vurmaksa o da onu yapıyor. Yani sonunda eğer sporun bir parçasıysa bu ve kabul gören bir davranış biçimi ise şiddet sözlü ya da fiziksel. Bunu kadından, çocuktan, engelliden de bekleyeceğiz. Yani ne farkı var? Neden onları hani naiflik ve böyle masumiyet çerçevesine alalım? O atılan tweetten yola çıkarak Mert Bey'in bu cinsiyetçi yaklaşımın evet. Toplumun nerelerinde görülebileceğiyle ilgili şeyler söylemesini planlıyorduk. Evet. Yani şöyle demin de zaten anlattığınız mesela kadın sporunda bile diyelim hı hı. tribünler birbirine giriyor. Ve bunun Avrupa'da dünyada gerçekten örneği yok.
2-3 sene önce de mesela Euroleague'de çeyrek finale Fenerbahçe Galatasaray karşılaştı. Tribün birbirine girdi. Şimdi Türkiye'de bu kadar fazla kadın sporunda bile tribünlerde bu kadar şiddet olmasının sebebi mesela hükümetin cinsiyet siyasetinin tribüne, erkekliğe bir etkisi var mı? Yani mutlaka var. Şimdi tabii siyasilerin ve diğer kanaat önderlerinin dili aslında tabii çok belirleyici oluyor. Yani eğer bir tür dil, mesela kadının yeri evidir, işte kadının hayattaki en büyük görevi anneliktir ya da işte erkeğin görevi para kazanmaktır gibi bir söylemi, eğer siyasiler ve kanaat liderleri sürekli yeniden üretiyorsa, tabii ne oluyor? Bu yukarıdan aşağı toplumsal olarak da beklenen, kabul gören bir söylem olarak yaygınlaşıyor. Yani bu bazen spora yansıyor, bazen okullara, bazen ders kitaplarına yansıyor. Hani onun böyle dalga dalga yayıldığını görüyorsunuz. Ama sırf tepeden gelmekle de olmuyor tabii. Hani toplumun diğer katmanlarında da zaten olan bir şey. Yani şeye bakarsanız mesela toplumsal cinsiyet endeksi diye bir sıralama var. Türkiye bunun hep en sonlarında. Yani diğer alanlarda da hani sırf spor değil. Mesela kadının siyasete katılımında da biz çok gerideyiz. İşte eğitim düzeyinde de gerideyiz karşılaştırma olarak. Kadının iş gücüne katılımı konusunda da eşitlik yok. Aslında hani hepsi birbirini tetikliyor. Yani tek bir tanesini sorumlu tutmak bence doğru olmaz. Ama hepsi bunun yaygınlaşmasına, yeniden üretilmesine katkı sağlıyor. Bunların toplaşarak bir araya geldiğini anladım söylediklerinizden ama siyasi etkenler siyasi bir tartışmanın direkt bir futbol maçında pankarta yansıdığını tabii yansıyor. Gördük. Tabii. Mağdurun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi yasa tasarısı tartışıldığı günlerde, yani tecavüzün meşrulaştırıldığı konuşulduğu günlerde Fenerbahçe taraftarının açtığı bir pankart vardı. Onu da görüntüye getirecektir arkadaşlarımız. Evet, onu ben sanırım görmedim. Ben de bakayım. 17 yıldır illegal. Bundan sonra legal. Evet. Evet. Ya buradaki amaç şu, yani cinsiyetçi yaklaşım şu. Galatasaray 17 yıldır kazanamıyor Kadıköy'de. İşte bunca zamandır biz tecavüz ediyorduk ama suçluyduk. Evet. Bundan sonra rahatız diyor yani. Bir sorumluluğumuz yok. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Yani hukuki olarak bir sorumluluğum yok artık diyor, değil mi? Bundan sonra rahatız diyor. Hatta burada yeni cinsel şiddet var. Çünkü aslında karşı rakipleri de öyle bir ilişki istemiyor. Yani rızayla bir istemiyor. İlişki yok. Her halükarda aslında o da cinsel şiddeti övüyor. Peki şöyle soracağım. Bu acı tabanla da ilgili bir sorun da. Kadınlar tribünlerde kadınlıklarını koruyabilirler mi? Koruyabilen gruplar var mı? Ya bir tür kadınlık tabii. Hani kadının da ne olduğunu tartışabiliriz. Şimdi erkekliği tartışmış ki hani bir tür erkeklik var. İşte baskın erkeklik, bir de kadınlık var. Şimdi mesela Türkiye'ye baktığınızda kadından da belli beklentiler var. Bunlar neler? İşte fiziksel güzelliğe önem vermesi, mümkün o kadar genç kalmaya çalışması, işte iyi bir anne olması falan gibi hani bir takım beklentiler var. Şimdi eğer bunları kabul etmişseniz ne yapabilirsiniz? Hani ben tribüne geleceğim ama benden beklenen, toplumun beklediği, yani bu kadınlık ya da erkeklik hiçbir zaman doğamız gereği olan şeyler değil. Bunlar hani bize toplumsal olarak dayatılan şeyler. Onları ben tribünde de koruyabilirim diyen, işte bu mesela Ladies of Beşiktaş grubu vardı benim birlikte çalıştığım. Onlar şey diyordu, yani biz kadınız, işte gene şık giyiniriz, kendi ceketlerimizi falan da yaptırırız. Küfür edildiğinde düdük çalarız, kadınlığımızla burada varız. Bence önemliydi. Yani tribüne gelip bir anda o erkek giysisini giymek zorunda değiliz. Hani kadın olarak tribünde var olabiliriz. Bence bu önemli. Ama bundan da daha ideali ne olurdu derseniz, herkesin istediği gibi bir kadın ve erkek olarak orada var olabilmesi. Yani ne böyle ben işte buradayım ve erkek olmak zorundayım deyip böyle küfür etmek ve işte makyajsız gitmek, ne de ben buradayım yine de kadınım deyip abartılı bir makyajla gitmek. Hani doğal haliniz neyse, kadın ya da erkek olarak tribünde olabiliyorsak, o aslında ideal noktaya ulaştığımızı gösteriyor. Peki, yani herhangi bir dayatma hissetmeden. Ben şunu merak ediyorum. Mesela çarşı grubu sol tandanslı. Evet. Ve makalenizden okuduğum kadarıyla da aslında bu Ladies of Beşiktaş'ı pek sıcak yaklaşmamışlar. Evet, yaklaşmamışlar. Neden o yaklaşmadılar? Evet. Yani çünkü bir o lady kullanımından rahatsız olmuşlardı. Hani neden lady diyorlar kendilerine? Hani lady, yani işte biz burada hepimiz delikanlıyız. Kadın da olsak delikanlıyız ya stadyumda. Evet.
hani o Lady'nin kullanılmasından rahatsızlardı. İşte bir tek Beşiktaş taraftarlığı, doğru Beşiktaş taraftarlığı standartında çarşı belirliyor ya. Yani onun dışında kaldığınızda da onu kabul etmek çarşı için çok kolay bir şey değil. Onun için çok böyle benimsememişlerdi aslında grubu. Çok gerçek bulmamışlardı ve tepkisel olmuşlardı. Bu grup artık yok mu peki Ladies of Beşiktaş? Yani şu anda o kadar görünürlüğü yok. Evet. Takip ediyorum ben ama eskisi kadar, yani bir 3-4 yıl önceki kadar görünürlüğü yok. Ben izin verirsen bir soru daha soracağım. Tabii. Bu gezi zamanı da İstanbul United evet. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşlar da bir araya geldi. Evet. Hiç beklenmeyecek bir şeydi bu aslında. Evet, müthiş bir şeydi yani gerçekten. Ve orada da mesela homofobik söylemlere karşı çıkıldı, cinsiyetçi söylemlere karşı çıkıldı. Evet. Bu konuyla ilgili birkaç sorum var. Bir İstanbul United içinde kadın taraftarlar var mıydı? Vardı tabii, vardı. Peki bu İstanbul United ruhu devam etti mi, edebilir mi? Ya kadınlara karşı homofobik söylemlerle ilgili olarak, çünkü gezi bitti ve şu an hala tribünler birbirine girmiş durumda. Evet. Yani zamanda olan bir şey biz neden devam ettiremiyoruz? Neden ettiremedik? Ya inanın o dönem, şimdi ben de geziye gidip gelirken tesadüfen gördüm bir gün. Hani böyle Beşiktaş formalı, işte Fenerbahçe atkılı falan insanlar. Ya dedim ne oluyor burada? Bir baktım hani böyle gerçekten çarşının liderliğinde bir böyle... Hani biz burada işte gerçek düşmana karşı, o da işte sistem dersiniz, neoliberal politikalar dersiniz, iktidar dersiniz, neyse, ona karşı birleştik. Yani böyle bir aradayız. Sonra hemen bir Twitter grubu da kuruldu. Ben Twitter'dan da takip ediyorum. Mesela diyorlar ki yarın işte şu noktada bir araya geliyoruz. Oraya da gidiyorum. Hani hem... sosyal medyada ne oluyor ona bakıyorum. Sonra da gidip gerçekte hani buluştuklarında ne yapıyorlar ona bakıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Yani o üç takım biz bir aradayız. İşte yani birimize saldıran hepimize saldırmış demektir falan gibi bir söylem. Bir yandan da gezinin genel ruhu tabii küfürsüz ondan sonra olmayı. Hani biz küfürsüz artık tezahürat yapıyoruz ya da kimseyi rencide etmeden. Hatta biliyorsunuz bu küfürsüz atölyeler falan yapılıyordu. Yani gene ben iyi bir taraftar olurum ama kimsenin işte annesine, kızına, cinsiyetine, ondan sonra cinsel yönelimine hakaret etmeden de iyi bir taraftar olurum. Şimdi ikisini birleştirdiğimizde aslında çok güzel bir şey karşımıza çıktı. Hatta işte mesela LGBT gruplarla futbol taraftarları belki ilk kez bir araya gelip hani ya kusura bakmayın biz sizi rencide ettiğimizi bilmiyorduk deyip çiçek götürdükleri bile oldu. Şimdi o böyle hepimize çok iyi geldi. Yani hem bu üç taraftar grubunun, yani sonunda evet rakibiz ama hani birbirimizin kuyusunu kazmak, küfretmek zorunda değiliz. Birlikte hareket ederiz. Hem de hani artık ondan sonra küfretmiyoruz, kimseyi rencide etmiyoruz. Çok güzel yani, o orada iyiydi. Sonra tabii ne oldu? Sezon başladı. Sezon başlayınca ben 3 takımın maçlarına gitmeye devam ettim. Hani ne olacak? Acaba bu ruh sahaya taşınacak mı? Ondan sonra profesyonel lige taşınacak mı? Ve tabii taşınamadı. Taşınamadı da. Çünkü işte bir takım tabii yasaklar geldi hepinizin hatırladığı. Ondan sonra belki o 3 takımın ve 3 büyük takımın taraftarlarının bir arada durması çok büyük bir güç olacaktı. Kimsenin hoşuna gitmeyen bir güç olacaktı. İşte fasolik çıktı falan. Yani pek çok şey oldu ve o birlik beraberlik daha sonraki sezonlara taşınmadı. Taşınamadı. Bilmiyorum, belki siz farklı düşünüyorsunuz, yani tartışabiliriz. Ben de taşınmadığını düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereceğim ama çok net hatırlamıyorum. Gezi'den önce miydi, sonra mıydı? Hem Beşiktaş taraftarının hem Fenerbahçe taraftarının karşılıklı olarak açtığı pankart değil, bayraklar var. Japon bayrakları. Evet, İkisinin de görüntüleri var, arkadaşlarım getirecektir şimdi ekrana. Evet, maalesef. Evet. Ya bunun ne anlama geldiğini siz açıklamak ister misiniz? Bizim açıklayalım. Ya açıklamaya gerek var mıdır? Yani evet, gerek var mıdır bilemedim ama istiyorsanız hani siz yorumlayın, sonra ben yorumlayayım ne anlama geldiğini. Yani burada devam. Yani bekaretin kaybedilmesi. Evet, yani aslında sonunda zaten toplumun bekarete verdiği önemi de yansıtıyor ya o. Yani sonunda zaten dilimizde hala işte bayan, kız, kadın, eyvah ne diyeceğiz, bayan mı diyelim, kız mı diyelim. Bu neyi gösteriyor? Hani bizim hala kadın cinselliğini çok önemsediğimiz, ondan sonra ve bekaretin çok belirleyici bir şey olduğu. Zaten işte kadın dememek için bayan demek zorunda hissediyor pek çok insan. Neden? Çünkü kadın cinsellik yaşamış
bakire olmayan demek ve bu böyle ayıp bir şey gibi hala düşünülüyor. Şimdi burada da yani bu toplumsal olarak bekaretin ne kadar önem gördüğü, yüceltildiği söylendiği için bu da işte sana yapacağım en büyük kötülük ne? Bekaretini bozmak. Onun üzerinden bu söylemi üretiyor. Yani hem cinsiyetçi hem de kadını bayağı obje olarak gören, ondan sonra kadın cinselliğini bu şekilde kullanan bir görsel. Maalesef karşılıklı olarak da yeniden üretiliyor. Ama bununla ilgili davalar açıldı. Ama maalesef savcılar bizim istediğimiz gibi iddianameler yazmadılar. Yazmadılar değil mi? Evet. Yani burada kadına yönelik, genel olarak kadını hedef alan bir hareket olmadığını söylediler. O yüzden ilgili ceza verilemedi. Evet, yani bu hepimiz ne anlama geldiğini biliyoruz ama böyle o kadar hani uzak bir sembol gibi duruyor ki bir şey tabii hukuki olarak belki devam edemedi. Tribün kültürü olarak nasıl değerlendirmek lazım bunu? Yani çünkü bakın hani burada hala mesela ırzına geçmek, tecavüz etmek yüceltiliyor. Yani orada ciddi bir sorun var ve ne oluyor? Siz kimin ırzına geçiyorsunuz? Ya bu kadın olacak ya da eşcinsel erkek olacak değil mi? Oradan öte belki bu tip büyük organizasyon değilse bile herkesin belki de istemeden içinde bulunduğu futbolun hatta basketbolda da kullanılabiliyor. Artık sevinçler bile cinsiyetçi işte. Evet, evet. Top kaleye girdiğinde bu girmek fiili başka. Tabii, tabii, hani tabii, sokmak anlamında tabii, kullanılıyor. Tabii. Basketbolda da aynı şekilde. Tabii kesinlikle. Bu Japon bayrağı onun artık daha bir organize edilmiş, evet, daha bir süslenerek ön plana çıkılmış hali gibi. Evet, o da ya futbol kültürünün parçası. Mesela başka dillerde baktığımda da çok benzer şeyler gördüm ben. Mesela İngilizce'de de var, hani Güney Amerika'da da çok kullanılıyor. Yani futbol terminolojisiyle cinsellik terminolojisi çok böyle bir arada. İşte ne bileyim saha çamurluydu, maç yapılamadı. Ondan sonra işte soktuk, çıkardık, yedik, koyduk falan gibi. Mesela bu farklı dillerde de bu var. Yani neden? Çünkü hani futbol topu sembolik bir penis gibi düşünülüyor. Yani kim kime koydu, ne kadar koydu falan bunun üzerinden zaten bu üretiliyor. Ama orada gene dikkat ederseniz aşağılanan kadınlar ve eşcinsel erkekler. Yani kendi üstünlüğünü göstermek için onları aşağılıyor ve bunun üzerinden kendi gücünü, erkekliğini göstermiş oluyor. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda o zaman tribündeki cinsiyetçiliği aslında cinsel fantazilere veya cinsellik güdüsüne bağlamak doğru mu, olur mu? Yani şöyle, şimdi erkekliği nasıl tanımladığımıza bağlı. Erkeklik eğer bir kültürde ne kadar çok kadınla beraber olduğun, ne kadar skor yaptınsa, yani öyle yüceltiliyorsa, o zaman ne olacak? Sen kendi erkekliğini ispatlamak için kaç tane gol attın ve kaç tane kadınla beraber olduğunu söyleyeceksin. Şimdi erkeklik eğer bu olmaktan çıkarsa, yani biz erkekliği kaç tane kadınla yattığın, kaç tane gol attığını ölçmediğimiz bir noktada artık bu söylem yok olacak. Ama bu algılayış ve bu beklenti devam ettiği sürece bunun kaybolacağını hiç düşünmüyorum ben. Peki bu öğretilebilir mi? Ve kim öğretir? Kim yani öğretir? Devlet, federasyon, kulüpler. Yani hepimizin katkısı olabilir, evet. Yani devletin de olur, bakanlığın da olur, federasyonun da olur, okulların da olur. Yani bir şekilde erkekliğin işte bu skorlardan öte bir şey olduğunu. Mesela Açev çok güzel bir kampanya yapıyor. Babalık çok önemli bir şey olarak. Mesela iyi babalık erkekliğin çok önemli bir parçasıdır. İşte babalık ilk işimiz diyor. Mesela erkekliği babalıkla yani koyup yüceltebilirsiniz. Yani iyi baba olmayı böyle çok değerli bir şey olarak koyduğunuzda belki o işte skor yapmaya alternatif bir erkeklik sunmuş oluyorsunuz. Ya da işte hiçbir şekilde cinsiyetçi olmayan, eşit olan, işte tamamen eşit bir ilişkide olan bir erkeği koyuyorsak. Yani diğerini biz koyduğumuz sürece ideal olarak bu devam edecek, maalesef edecek. Peki şey soracağım sonra, siz Beşiktaş'ta kongre üyesisiniz galiba. Evet evet, o da aile geleneği işte. Öyle. Ya peki mesela siz kulüple temasa geçmeyi düşündünüz mü? Yani bir şekilde erkeklik, kadınlık, cinsiyetçilikle ilgili artık eğitim mi olur, kamu spotu mu olur veya kulüp içinde ayrı bir şey mi olur, taraftarlarla iletişim mi olur bilmiyorum ama kulüple daha bir gerçekten somut olarak bir şey yapması konusunda teması geçmeyi düşündünüz mü? Geçmedim müydü? Ama neden olmasın ya, olabilir. Hani hiç geçmedim çünkü bir işe yarar mı bilemedim şimdi açıkçası. Beşiktaş mesela kendisine efendi, efendi diyor, evet, ama evet, pek tribünler veya yani saha öyle değil. Tribünler ve çarşı, işte benim maç izlediğim yerler öyle değil tabii. Yani evet, belki işe yarar ya, en azından hani yani bir anda hiçbir şey değişmez ama belki hani en azından oyunculara, futbolun parçası olan kişilere,
Yani bir şekilde bütün paydaşlara işte toplumsal cinsiyet üzerinden, yani bu yasaklanarak olmuyor. Hani küfür yasak diyorsunuz. E tamam, yani takımını üzmemek için ya da ceza almasın diye söylemiyor. Dışarı çıktığı an bu sefer hani böyle sahada edeceğini bin misini söylüyor. Yani o bir kültürü dönüştürmez. Kültür anca nasıl dönüşür? İşte eğitimle ve ideali de tabii artık bunun kabul gören bir davranış olmamasıyla. Onun için evet, eğitimlerin, farkındalık kampanyalarının, sivil toplumun atacağı adımların, federasyonun, kulüplerin tabii çok çok etkisi olabilir. Son sorum olarak şunu soracağım. Sonra Mert Bey'in sorusu varsa onu da alırız. Yayının başında söylemiştiniz. Tribünde birbirinden farklı erkeklikler görebiliyoruz. Nedir? Görebilsek keşke. Göremiyor muyuz? Bence göremiyoruz. Yani sonuçta o baskın erkeklik dediğimiz, işte hegemonik erkeklik nedir? Agresyon, işte şiddeti yücelten, ondan sonra belli bir tür giyinen falan. Şimdi onun dışındaki erkeklikler ne? Her türlü marjinalize edilmiş, istenmeyen tür erkeklik, mesela eşcinsel erkeklik bunlardan bir tanesi. Hani yaşlı erkeklik bir tanesi olabilir. Yani bunları mesela tribünde çok görüyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü aynı şekilde o tribünün genel ve hakim havasının dışındaysanız orada istemiyorsunuz. Mesela düşünün ki bu kadar homofobik küfrün edildiği bir yerde siz eşcinselliğinizi rahat rahat ortaya koyan bir erkek olarak ya da trans bir erkek olarak oturduğunuzu ne olur? Yani bütün o şiddet davranışı sizin bir anda üzerinize dönebilir. O yüzden hani göremiyoruz maalesef. Keşke görsek. Yani farklı erkeklikleri de orada görebilsek keşke. Maalesef göremiyoruz. Bir cinsiyetçi bir olay değil ama farklı bir ayrımcılık olarak birkaç yıl önce Galatasaray stadyumunda yaşanmış bir olay vardı. Aslında Galatasaray'da olan bir taraftarın Beşiktaşlı olduğunu, üzerindeki kıyafetlerden Beşiktaşlı olduğunu zannedip saldırmışlardı. Ve evet, şahıs stadyumun ikinci katından aşağı atlamak zorunda kalmıştı. Evet, hatırlıyorum. Evet. Dediğinizde hani orada bir erkeğin eşcinsel olduğunu fark ettikleri zaman da belki aynı şiddet eğilimi yapılacaktı. Mesela benim gördüğüm kısaca erkek de değil, mesela bir çocuk gitmiş babasıyla birlikte Galatasaray tribünde, çocuk Beşiktaş veya Fenerbahçe forması vardı, çocuğa saldırdılar. Ya o anlamda bir mesela kodları da yok. Saldırganlı bir kodu var aslında. Yani şunlara saldırılmaz, bu yapılır, şu yapılır diye. Ama Türkiye'de o anda karşısında kim olduğunu da bakmıyor. Çocuk bile olsa saldırıyorlar. Mesela babayı da döver. Nasıl getirdin bunu bu yanlış hatırlamıyorsam der. Konya'da bir Fenerbahçe maçında babasıyla maçı izleyen Fenerbahçeli bir çocuk maç sonu Fenerbahçeli muhtemelen Sov'dan forma alıyor. Bunu gören Konyaspor taraftarlar müdahale edip işte bu tribün Fenerbahçe'den forma alamaz deyip çocuğu ağlatarak o formayı tekrar Fenerbahçe'den adına iade ettirmişlerdi yani. Yani ideali işte olduğumuz gibi olabilmek. Yani Fenerbahçe'sen Fenerbahçe'm, değilsen değilim, Konyaspor'um. Yani kimsenin buna müdahale edememesi. Yani ben taraftarlığımı istediğim gibi yaşayayım, siz yaşayın, siz yaşayın. Hani olduğumuz gibi olabiliyorsak o zaman işte aslında futbol istediğimiz yere gelmiş olacak. Mert Bey, başka sorumuz var mı? Eskiden birlikte izliyorlarmış taraftarlar. Evet, yani diyorlarmış. Ne zaman değişti bu biliyor musunuz? Ne zaman onu, düşman onu maalesef olduk? Bilmiyorum. Yani ben çocukluğumdan beri birlikte izi göremedim. Yani bir gezi dönemi ve o İstanbul United döneminde gördüm. Hani ben bildim bileli böyleyiz ama onun öncesini tabii bilmiyorum. Yani siz hatırlıyor musunuz öyle bir dönem? Hani birlikte... Ama belki zamanda yaptığımıza göre belki tabii yeniden bir idealdir tabii. Yani yapılmayacak şey değil. Yani ben gezi dönemi bayağı heyecanlanmıştım. Olacak gibi gelmişti ama sonra gene olamadı. Hani belki olur. Yani. Tam olarak bir arada izlemek diyemeyiz ama Soma'ya yardım için özel bir maçta Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı arasında en azından dostluğa yakın görüntüler olmuştu. Onu ben de hatırlıyorum. Yani ona mesela ben ilk şeyde şaşırdım biliyor musunuz? Bir beyzbol maçına gittim. Amerika'da ve bir baktım hani rakip taraftar birlikte maç izliyor. Nasıl olur diyorum. Hani ben o güne kadar öyle bir şey görmemişim. Nasıl olur falan. Yani tribünler ayrı değil ve hatta içki satılıyor. Diyorum hem içiliyor hem yan yana mı oturuyorsunuz? Herkes böyle içkisini içiyor. İşte popcorn yiyor, çoluk çocuk falan. E tabii onlar da yani heyecanlanıyor, tezahürat ama böyle kimse kimseyi dövmüyor. Ben inanamamıştım. Yani sen nereden geliyorsun falan dediler. Yani ben o kadar şaşırdım ve garip sorular sordum ki nasıl yani? O gerçekten mi falan? Ki ben çocukken mesela hatırlıyorum Beşiktaş'ta ben böyle tribünde dururdum mesela İnönü'nde. Şurada da Fenerler dururdu. Yani birbirimize bakıp bazen küfürleşebilirdik. Şimdi artık o bile yok. Yani o kadar uzaktayız ki yani birbirimize böyle karşı karşıya bile gelmiyoruz. Yani iyice biz ayrılıyoruz. Yani tam tersine bir gidiş var gibi. Keşke işte yani yan yana maç izleyeceğimiz bir gün gelse değil mi? Yani hepimizin hayali o.
bu güzel hayalle programı tamamlayalım. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz size. Ben çok size. Teşekkür ederim. Çok, çok keyifli oldu. Çok teşekkürler. Bizim için de öyleydi. Yayınımızın burada sonuna geldik. İlerleyen haftalarda başka yayınlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.